Evet, şimdi MaxMind'i kullanarak kullanıcının lobilere olan uzaklığını enlem boylam kullanarak hesaplayacağız. Öncelikle MaxMind hesabı açmanız gerekiyor. Biz bu arada Geolite 2'yi kullanacağız. GIP 2 daha tutarlı fakat paralı diyebiliyorum. Hesabınızı açtıktan sonra bu dosyaları indirmeniz için hesabını açmanız gerekiyor. Şeyi kuruyorsunuz. Aynen, Geolite City'ye indiriyorsunuz şuradan. Donut gzip indiriyorsunuz. Ben indirmiştim daha önceden. Ondan sonra bir tane şey açıyorsunuz. Bir boşlukla soruyor ya. Node.js'ten devam edebilirsiniz. Ben ayrıyeten göstermek için yaptım. Bunun için bir tane node'umuzu başlatmamız gerekiyor tabii önce. npm init'i yazıyoruz. Bu klasörün içerisinde işte projenizin ismi, ne bileyim, gerekli bilgileri falan yazabilirsiniz. Ha, tabii şeyler olmayacak. Türkçe karakter olmayacak. Deneme diyelim. Versiyonu, açıklamayı, işte yani GitHub kullanıyorsunuz, onu da yazabilirsiniz. Şimdi hızlıca geçeceğim. Ondan sonra node install MaxMind'ın konumunu, paketin ismini yazıyorsunuz. Ben aşağıya yazarım onları. Yazdıktan sonra dosyalara inecek. Fakat çalıştırma dosyaları bunlar. Data dosyası değil. Data dosyasına dediğim gibi indirmeniz gerekiyor. Onu da ben indirmiştim. Bu arada yazıyor zaten tabii. 2021'in Şubat ayının 23. gününde güncellenmiş. Burada yazıyor. Bu IP'ler ve adresleri değişebiliyor. Bunu içine açıyorsunuz. Pardon, bu CVS olan. Bunu açıyorsunuz. Bunun içinde de MMDB diye MaxMind'in kendi uzantısı olan bir dosya var. Onu alıyorsunuz. Klasörün içine atıyorsunuz. Ondan sonra index.js oluşturuyoruz bir tane. Tabii şeyden de devam edebilirdik. Az önce yazdığımız, önceki derste yazdığımız server'dan devam edebilirdik. Ben ayrıyeten yapmak istedim. Kendi dokümentasyonunda yazıyor açıkça. Mesela çok basit bir kod var. Bu server, web servisi bu arada. Data indirmenize gerek kalmadan kendi işte şifrenizi, hesabınızın ismini falan giriyorsunuz. Ve internet üzerinden yolluyor, fakat kendi database'inizi de kurabilirsiniz. Yani internetteki birçok servis size data imkanı vermiyor. MaxMind size direkt datayı indirtip izin veriyor böyle şeylere. Mesela database example yazıyor mesela. City example daha doğrusu. Mesela bunu direkt alıyoruz. Bunu kapatabiliriz artık. JavaScript'te eşitliyoruz ve dosyamızın ismini de yazıyoruz. Şöyle. Bu IP adresini almayı göstereceğim. WebSocket'ten alabiliyorsunuz. Hatta şurada göstereyim. IP adresini almak için ilk önce WebSocket bağlantısı olması gerekiyor. Nerede? Burada. WebSocket bağlantısını da almak için rek'i yazmanız gerekiyor. Bunu sonradan ekledim, bu kısmı. Ondan sonra şurada get IP, client IP diyorum ve şu fonksiyonu çalıştırıyorum. Bu bize 4 olasılık var. Bunlara girmeyeceğim. 4 olasılık içerisinde işte birinde IP adresi yazıyor. Localhost olarak çalıştırırsanız IP adresi 1 döndürüyor.
sanırım server olduğu için. Ve bu IP adresiyle işlem yapabilirsiniz. Onun dışında şimdi şunu test edelim. Evet. Kendi internetimizde çalıştı bu şu anda. Tabii bu eski olduğu için sanırım başka gösterdi. Ben şimdi Türkiye'den bir IP adresi deneyeceğim. Gov.tr'nin mesela. Evet, Antalya'yı gösterdi mesela. Şimdi çok hazır bir kod bulmuştum. Önceki denememde yazmıştı. Onu kullanacağım. İki enlem ve boylam arasında şeyi kontrol ediyor. Nasıl diyeyim? Uzaklığı alıyor bize. Yani bizim istediğimiz şey de oydu zaten. Lobilere olan uzaklığı hesaplamak. Bu şöyle oluyor. Response alıyoruz ya, hani posta kodu falan filan var. Lokasyona indiğinizde enlem boylamını alabiliyorsunuz. Mesela bu Antalya'nın enlem boylamı, bu Ankara'nın enlem boylamı. Kilometre olarak da K'yi yazıyorsunuz. İsterseniz Amerikan sisteminde yazabilirsiniz N yazarak. Mesela bunu çalıştırdığımda Antalya diyor. İşte o şurayı yazdı galiba. Enlem boylamını verdi Antalya'nın. Ve Antalya'yla Ankara'nın uzaklığını kuş bakışı olarak söyledi. Hatta şöyle yazalım. Ha, kuş bakışı kaç kilometre? 387 kilometre diyor. Bizimki kaçtı? Yani 388 demiş. Yani hemen hemen buluyor işte. Bir kilometre falan fark edebiliyor. Şöyle bir şey var. Şimdi biz enlem boylamları kaydedeceğiz. Yani şurada demiştik ya. Lobi oluştururken şöyle bir lobi array'imiz var. Hani kullanıcıya atıyoruz bunu. Burada işte bilgilere göre kendi ekranında butonlar falan oluşturuyor. Şurada. Burada enlem boylamı kaydedeceğiz. Fakat uzaklığı da kaydedebilirdik. Nasıl yapardık? Kullanıcı bize IP adresini verirdi. Biz konumunu bulurduk ve bütün serverlarda serverların bu kullanıcıya olan uzaklığını hesaplayıp ona özel bir tane lobby kaydedebilirdik. Fakat şöyle bir sıkıntı var. Sıkıntı yok aslında. Ben test etmedim. Hani array'in içerisinde fazladan enlem boylam iki dip veriden oluşuyor. Hani o veriyi yollamak mı daha karlı, yoksa server'da hesaplayıp, çünkü sonuçta server'da bir çalışacak orada. Bir yerde bant genişliğinden tasarruf ederken CPU server'ını satın aldığınız server'ın CPU'sunu harcıyorsunuz. Bir yandansa bant genişliğini arttırıyorsunuz. Ya 10.000 tane lobby olsun mesela. Fazladan bir tane veri yolluyorsunuz. O da hani boylam. Enlem zaten hadi zaten bir tane veri yollamak zorundayız. Enlem ve işte diyelim enlemi yolluyorsun zaten. Onun şart. Bir de mesela ikinci yöntemi kullanarak uzunluğu, distansı yolluyorsun mesela. Aradaki farkı yolluyorsun. İşte 3 kilometre fark. Bunu server'da hesapladın tabii. Onu da yollayabilirsin. Ben şeyi seçeceğim. Enlem boylamı yollayacağım. Client tarafında, kullanıcı tarafında hesaplayacağım. Uzaklığı, server, lobilere olan uzaklığı. Belki bilmiyorum. Server tarafında hesaplamak daha karlı olabilir. Test etmedim. Ayrıyeten ülke kodunu yollayacağım. Ülke koduyla şöyle bir site var. Buradan paketi indiriyorsunuz. Artık istediğiniz boyutta. Ülkelerin kodları var. Ben indirmiştim bunu. İşte kaç megabaytlık istiyorsanız kaç kalitesini seçersiniz.
indiriyorsunuz ve ülkelerin kısaltmaları var. Mesela Türkiye'ninki TR. Orada nerede? TR. Mesela TR. Türkiye'nin fotoğrafı falan var. Biz bunları da yollayacak. Kısaltmaları yollayacağız ve kullanıcı tarafında kısaltmaya göre bayrak göstereceğiz. Tabii bunun için ilk önce buraya kaydetmemiz gerekiyor. Bu çok standart bir koddu. Bunu internetten aldım. Yani sıfırdan yazmanın bir anlamı yoktu. Fakat Godot Engine'e geçireceğim şimdi bunu. Şöyle başlayalım istiyorsanız. Godot Engine'de menüye distance diye bir tane fonksiyon ekledim. Bunu ben lobileri oluştururken yapıyordum. Biliyorsunuz Refresh Lobby Browser diye bir tane şey var. Sinyal oluşturmuştum. Aslında Got Lobby Infos diye bir sinyal var. Bu da client tarafındaydı, yukarıda göstereyim. Bu Got Lobby Infos şey olunca çalışıyordu. Evet. L ile istek yolluyorduk. Hani ben lobilerin listesini istiyorum diyorduk server'a, WebSocket'e. WebSocket de bize tamam al server'ların listesi diyordu. L ile bize geri yolluyordu. Biz de JSON olarak döndürüyorduk ve döndürdüğümüz şeyi sinyal olarak çalıştırıyorduk. Bu sinyal yukarıda işte. Benim bir başka bir menü diye bir script'im var. Bu menü script'i de o sinyal çalıştığında şöyle bir fonksiyon çalıştırıyor. Bu fonksiyonun içerisinde parametre olarak result var, JSON olan dosya var. İşte log şifreli mi? Şifreli ise ikon gösteriyor. Yanında bir buton koyuyor falan böyle. O butona parametre falan başka bir sinyale bağlıyor. Bu da işte bastığı sinyal falan. O butona basarsa giriyor. İşte o lobinin kodu var içerisinde falan. Şimdi buraya ülkenin resmini ekleyeceğiz. Hatta bundan önce şeyi de yazmamız lazım. Bir tane daha buton eklememiz lazım. Şöyle bir bakalım şuna. Lock'u açıp kapıyordu az önce gördüğünüz gibi. Lock'un bir yanına country diyelim. Aynen. Label'ımızı biraz küçültelim. Onun dışında server'la olan uzaklığı da yazmak lazım. Bir tane daha label ekleyelim. Label şurada duracağım. Hop. Bu uzaklığımız olacak. Bunu biraz küçültelim. Evet. Böyle gösterecek. Tabii log country olarak kaldı ama çok önemli yok. Koddan atacağız buraya. Şimdi onun için ilk önce şunu yazmak istiyorum. Distance diye bir fonksiyon oluşturacağım. Bu JavaScript kodunu GDScript'e çevireceğim. Godot'ta match class'ı zaten gerekmiyor. Direkt çalıştırabiliyorsunuz. Sinüs, kosinüs, akos var mesela şurada. Onları direkt çalıştırabilirsiniz.
Noktalı virgülleri kaldırdım. Ve oldu sanırım. Biz şimdi server olarak kaydedeceğiz. Şunları alalım aslında. Yukarıda yazılabilir. Şurayı alacağım. Reader'ımıza yazdık. Onun dışında lobby'yi oluştururken şurada IP adreslerini kaydediyorum bu arada kullanıcının. Şunun dediğim gibi get client IP demiştik. Peer oluştururken, yeni bir peer oluştururken IP adresini de yolluyorum. Ve yukarıda peer oluştuğunda onu kaydediyorum. Constructor içerisinde kaydediyorum. IP adresini de kaydediyorum. Yani her peer'in IP adresi zaten var. Bundan dolayı biz lobby oluştururken host'un IP adresini zaten biliyoruz. Direkt o IP adresine göre kayıt işlemi olacak. Şimdi lobimizin demiştik ya peer'ımız vardı. Peer'ın IP adresi zaten belli. Direkt IP adresini yazacağım. Burada çalışmış olacak. Şunları kapatıyorum. Şey yazılabilir. Bunlara gerek yok. ISO kodunu kaydedeceğiz bir de ayrıyeten. Şu string sanırım. Emin değilim ama. Önce hangi ülkede olduğunu kaydetsin. Sonra da işte enlem boylamı kaydetsin. Bu kadardı. Evet. USA'yı kapadım. Onun dışında şimdi client tarafında ikinci bir, hatta kaça denk geliyor bilmiyorum. 0, 1, 2, 3, 4, 5 ve 6'ya denk geliyor. 5, 6. İndeks olarak. Yani biz mesela şey demiştik. Distance demiştik. Oradaki tekste diyeceğiz ki bizim kendi fonksiyonumuzu, az önceki fonksiyonumuzu çalıştıracağız. Aldığımız parametre ise 5 ve 6. 5 virgül 6. Ve bu arada kullanıcı kendi IP adresini bilmeyebilir. O da sıkıntı oldu şimdi. Kendi IP adresini diyorum, pardon. Kendi konumunu bilmeyebilir. Şimdi bu longitude'lardan herhangi iki çift, bir çift işte lobinin enlem boylamı olacak. Bir diğer çift kullanıcının enlem boylamı olacak. Bu zaten kilometre olacak, K olacak. Şimdi şöyle, eğer bunu bilmek istiyorsak, kullanıcının konumunu bilmek istiyorsak, kullanıcı isteyen kişinin lobi listesini isteyen kişinin IP adresini alıp server tarafına geri ona yollamamız lazım kilometre olarak, pardon enlem boylam olarak.
Tabii şimdi peer'ımızda kaydettiğimiz için hani her kullanıcının konumunu ve hangi ülkede olduğunu kaydediyoruz. Ondan dolayı yukarıdakini sildim. Zaten kayıtlı çünkü bir daha hesaplanan anlamıyor. Onun yerine direkt birazdan yazacağım. Peer ISO code olacak. Bu peer de zaten host bu arada. Host'un adresi bunlar. Konumu falan. Burada şimdi peer oluştururken de işte ISO kodunu, ondan sonra longitude, latitude, tabii ilk önce hangisi geliyor ona bir bakayım. Tamam, böyle geliyormuş. Longitude, latitude. L demiştik. L'nin içerisinde kullanıcının longitude'u ve latitude'u olacak. Yani tabii kaydedildi yukarıda. Yani connection olduğunda longitude, latitude'u kaydettik. Server tarafında. Şimdi kullanıcıya onu yollayacağız. Aslında mesela başka bir fonksiyon oluşturup yollayabiliriz. Mesela connection olduğunda yolluyor muyuz? Connection olduğunda herhangi bir şey yollamıyoruz. Bir tane yollasaydık herhalde tek seferlik yollayabilirdik bunu. Çünkü sonuçta kullanıcının konumu hep değişen bir şey değil. Biz her refresh aldığında kullanıcının konumunu yolluyoruz. Bu pek mantıklı değil. Result olarak aldığımızda gördüğünüz gibi bir tane şey var. Rec 1'di. Rec 2 ve 3 konumlarına denk geliyor. Ben en iyisi bunu böyle olmayacak çünkü hani her seferinde rec diyeceğiz, rec 2 işte ülkenin konumu ISO kodu, rec 3 enlemi boylamı, her seferinde bunları yollamak server tarafından mantıklı değil. Ben ayrı bir fonksiyon yapacağım şimdi. K olabilir mesela. K'yi kullanmamıştım sanırım. Hani enlem boylamını kullanıcıya bildirmek için. Çünkü verimli değil pek. Durmadan 3 tane veriyi yollamak. Butona her bastığında, refresh butona her bastığında bu böyle giderse durmadan veri yollayacağız yani. 3 tane veri yollayacağız. Ondan dolayı yeni bir fonksiyon yazacağım. Şimdi hemen şurayı kopyalıyorum. Umarım K yoktu. Bakayım bir. Evet, K yok. K ile başlarsa diyeceğim. Kendi konumunu şöyle tutalım. Longitude'du sanırım. Bir de var ISO kod diyeceğiz. Üçünü K fonksiyonu ile alacağız. Aslında bunları bilmiyorum. Rakama çevirmem gerekiyor mu? Sanırım bunları çevirmem gerekecek. Çünkü bunlar şey olarak geliyor ya, float olarak, string olarak geliyordu bunlar. Evet, şimdi menüye geldik. Menü koduna. Client'ımızı böyle yazdık ve menüye geldik. Burada şimdi distance'ımızı alacağız. Distance text'ini alacağız. Bu text şöyle olacak. Dedik ki result. Hatta şöyle yazalım, distance
return etsin. String olarak return ediyor. Aynen. Bunu string'e çevirelim. Distance'ın parametre olarak ilk önce client network'teki longitude'u alsın. Pardon, latitude. Sonra client network'teki longitude'u alsın ve 5 ve 6 demiştik. Bunu float'a çevirmemiz gerekiyordu. JSON'un içerisindeki 5 ve 6'ya denk geliyordu. Evet, bir de kilometre olacaktı. Evet. Böyle yaptık. Şimdi server tarafında şey yapmamız lazım. Kullanıcıya key'i yollamamız lazım. Şurada göstereyim. Bağlantı, WebSocket bağlantısı olduğunda biz direkt hesaplayacağız işte. Lokasyonunu bilmem nesini. Onu direkt yollayacağız. Şuradan mesela IP adresini aldık. Sonra peer'ı oluşturduk. Ve o peer'a WebSocket'ten key yollayacağız. Doğru gibi. 1, 2, 3. Tamam. Şimdi bir de test için, yani gidip şey yapmak istemiyorum. Yani Uganda'da olmasın yani. Yunanistan IP adresi diyelim. Bunu yayın şeyde kayıtta göstermek ne kadar doğru bilmiyorum ama. Mesela bu Yunanistan'mış diyor. Bakalım. Şurada test edeceğim. Bakalım Yunanistan mı? IP adresini yazıyorum. Kodunu yazmadı. Posta kodunda bir sıkıntı oldu. Bir fikrim yok neden. Greek sanırım Yunanistan Patrayı işte şekli galiba. Bir tane biz lobby'yi oluşturuyorduk mesela burada lobby listesi ve bir tane lobby kodu oluşturalım. Atalım şöyle. Ve bu lobby kodunun ismi de işte deneme olsun. Bunlara gerek yok zaten de. Hadi bir olsun. Şu da iki olsun. Şifreli değil. İse kodu işte Yunanistan. Evet. Yunanistan. Latitude, longitude'ları yazacağız. F5 diyelim tekrardan. Bunlar alalım. Yunanistan'a ait şeyler. Enlemler. Bunu çalıştıracağım. Daha böyle çalışsa ne olur? Böyle çalıştıramayız çünkü burası uygun değil. Yani hostlanması gerekiyor. Yani şöyle yapmamız lazım.
Şunu yine kopyalıyoruz. Ve ben burayı kurmamıştım sanırım. Şeyi. MaxMind'ı kuracağım. Tamam. Şimdi çalıştırıyorum. 66'da bir sıkıntı oldu. Evet. Çok basit bir şeymiş. Tamam. Şimdi kullanıcı distance'ı yazacak diye düşünüyorum. Yunanistan'da bir server varmış gibi yaptım. Evet. Yunanistan server'ı gözüküyor. Galiba aynen. 4000 kilometre varmış aramızda. Bilmiyorum doğru mu, yanlış mı? Yani ben kendi konumlarını, client kendi konumunu biliyor mu onu merak ettim. Ha, 0'a 0 gösteriyor. Evet. Şimdi lokal host olduğumuz için sıkıntı. Çünkü lokal host dediğim gibi şey, IP adresi 1 gözüküyor. Bu sıkıntı. Yani gidip test etmek için benim internetim dışında biri girmesi gerekiyor ya da IP adresi olarak şey girebilirim. Kendi IP adresim. Ya da başkasının IP adresini girebilirim. Mesela yine Ankara'dan bir IP adresi alayım. Bunlar kime ait bilmiyorum da. Diyelim ki bunun IP adresi şu. Şimdi normalde hani kullanıcı gelip yapıyordu da biz test için şimdi böyle yazacağız. Bir kullanıcı Ankara'da. Serverımız Yunanistan'da. Şimdi onu test edeceğim. Bağlanıyoruz. Yine 0'a 0 gösterdi. Acaba K'ye mi yollamıyor onu merak ettim. Şöyle bakalım. Mesela K geldiğinde desin ki int K ya da hatta direkt şey yazdırabiliriz. Şunu yazdıralım direkt. Undefined, undefined. Neden undefined? Konumlar yazıyor. Ankara konumları. Ha, sanırım şeyden dolayı callback dedikleri olay var. Şöyle söyleyeyim. Biz şimdi bir bu zaman alan bir işlem. Bundan dolayı bunları içeriye taşımamız lazım. Çünkü şu kod bloğu şöyle kapatayım. Aşağı doğru iniyor ya. Bu zaman alan bir şey. Çünkü database'i arıyor, tarıyor, bir şeyler yapıyor. Yani asenkron devam eden bir şey. Asenkron devam ettiği için daha bu işlem bitmeden bu kod bloğu çalışıyor. Ve bunlar atanmıyor. Şunlar atanmıyor. Çünkü dediğim gibi bu zaman alıyor. Mesela 2 dakika sonra çalışacak. Ama sen hala bunu çalıştırmış oluyorsun ve bunlar daha atanmadı. Boş yani undefined. Null olarak gözüküyor. Ondan dolayı bunları içine yolladım. Evet. Şimdi konumları geldi. Gördüğünüz gibi. Ha, return yapmayı unutmuşum. Evet. Ankara'nın konumunu alıyoruz şu an. Join dediğimde peer is not defined diyor. 369. Evet. Peer'ı bulamıyor. Şeyden dolayı bu sefer de. Local host, local blokta kalıyor.
Buranın içerisine kalıyor pier. Buraya ulaşamıyor tabii ki. Çünkü şuraya koymanız lazım. Fakat sıkıntı şu. Buraya da koyamayız. Eğer buraya koyarsak, dediğim gibi bu boş olacak. Daha yaratılmamış olacak. Yani bu olacak. Ondan sonra bunlar olabilecek. Onundan dolayı sanırım şu deni kullanacağız. Tam emin değilim. Bir bakmam lazım. Evet, şimdi Yunanistan'ın Patra şehri bu konumda. Ankara'da burada işte. 977 kilometre diyor. Benim oyunda da 975'i ortalama işte. Dediğim gibi bir kilometre sapma falan olabiliyor. Nasıl yaptım? Az önce demiştim yani. Asenkron olduğu için şu an şurada undefined olarak kaydediyor. Pier oluşturuyor. Yapacak bir şey yok. Çünkü burada yapmazsam içinden çıkarttım. Eğer yapmazsam bunlar ulaşamıyor. Pier'lar falan. Buradakiler ulaşamıyor. Ondan dolayı bunun işlemi bittikten sonra gidiyorum. Pier'a ISA kodunu direkt koyuyorum. Bulduğu kodu. Sonra da kullanıcıya atıyorum. Bu dediğim gibi. Bu sonradan çalışıyor. Bu oluşturuyor. Belki buralar çalışıyordur. Bilmiyorum. Sonradan bu çalışıyor. İşi bitince. Aramayı şurada tamamlayınca oraya koyuyor. Konsolunda da gördüğünüz gibi Ankara'nın konumu var. Ankara'nın aynen. Client de kendisi yazmış zaten. Şimdi bunu daha mesela şu noktadan sonrasını sileceğim. Kilometre falan yazacağım. Daha mile. Şu Amerikan'da Amerika'da kullanılan sistemi de yapabiliriz. Çünkü hazır aldığımız kodun içerisine böyle bir şey yazmak mümkün mü? Onu da eklemek istiyorum. Onun dışında ekleyeceğimiz tek şey kaldı. O da resim. TR'yi alıyorduk zaten. Şurada. Resimleri ekleyeceğim. Resimleri load edecek ve buraya ekleyeceğiz. Basit bir işlemdi. Bütün bayraklar geldi buraya şimdi. Dördüncü değer country'ydi. Şurada göstereyim. Tekrardan. Buradaki dördüncü değer ISO kodumuzdu. 0, 1, 2, 3, 4 aynen. İndeks olarak dördüncü dörde denk geliyor. Bunu alıyoruz. Şeye çeviriyoruz. Büyük ihtimalle string zaten de ben yine string'e çevireceğim. Sonra sonuna png diyorum. Ve sanırım çalışacak, emin değilim. Bunu bir export edelim. Ben bir de Almanya IP adres diyelim. Bunu alıyorum. Evet. Şöyle alıyorum. Bir de Almanya'dan yapmak istiyorum. İki tane olsun. Az önce kaydetmiştik. Böyle kaydetmiştik. Bir tane daha kaydedeceğim. Bunun da şifresi gerek yok zaten. Almanya diyelim. Bu da işte GE miydi? DE. Hatta şehirleri bile yollayabiliriz. Ama ne kadar gerekli bilmiyorum. Evet. Şimdi bunu bir çalıştıralım. Resimleri almadı. Resimleri bulamamış.
Ha, küçük harf sorun var. Şeyler, resimlerin isimleri küçük harfti sanırım. Evet, bunu hemen şöyle çevirebiliriz. Şimdi çalışacak diye düşünüyorum. Evet. Biri Almanya'da, biri Yunanistan'da server var. Kişiler hostluyor. Ve uzaklığı da gözüküyor. Kilometresi de gözüküyor. Gayet oldu. Bunu biraz güzelleştirmek lazım tabii. Şunları silmek lazım. Flotları. Hatta yazabiliriz. Şöyle yazabiliriz. Distance'ı integer'a çevirsek şöyle. Distance olarak yazarsak eğer. Evet. Yani bunu bir de kilometre falan yazarız. Şimdi şey yapmak istiyorum. Yukarıdan aşağı doğru mesela en yakında Yunanistan var. Yunanistan server'ı gözüksün. En uzakta Japonya var mesela. En altta gözüksün. Öyle yapmak istiyorum. Yani sıralamak istiyorum uzaklığa göre. Ben çok önceden şey yapmıştım. Bir tane proje yapmıştım. Bu bir şeyleri sıralaması içindi. Bambaşka bir proje. Yani bir şey liste ekliyorsun ve puanlama yapıyordun. O puanlamayı istersen şu tuşa basarak sıralayabiliyordun. En yüksekte hangisiyse o gözüküyordu. Şimdi şöyle hazır zaten. Onu ben direkt alacağım. Kendime ekleyeceğim. Şuraya da kilometre yazalım. Bu en yukarıdakini en üstte koyuyordu. Bunu tam tersi yapacağım şimdi. Şimdi şöyle bir sıkıntı da var tabi. Distance'ı yazılı değil. Yazılı olmayınca normalde skorlar belliydi benim projemde. Fakat burada belli değil. Ondan dolayı burada hesaplamam lazım. Ve şurada almam lazım. Dört, beş, altı vardı. Bunu 7'ye koyacağım. Integer. Şimdi bu bir class. Ondan dolayı gidip bunu çalıştıramıyorum. Başka bir class'ın içindeki şeyi. Bu buradaydı. Distance fonksiyonu yukarıdaydı. Onun içine sokmak zorunda kaldım. Yoksa çalıştıramıyorum burada. 7'ye denk geliyor. Dediğim gibi önceki projemden bunlar 1'di. 7'ye tamamladım. Result'ları dict yaptım. Dictionary. Şurada case'ler vardı. Direkt sildim onu. Şimdi daha da uzakta bir konum yazmamız lazım. Ya da şöyle Almanya'yı üste alalım. Ve bir tane daha ekleyelim. Yediye koyamadık. Niye? Şimdi ben burayı yaptım. Yani burası tam. Burayı nasıl açıklayacağımı bilmiyorum. Array olarak ekliyorum. Yedinci bir indekse denk gelen. Şeyi uzaklığı hesaplıyorum. Kendi kullanıcı hesaplı tabii bunu. Kullanıcı tarafında. Kendi konumuna göre lobi olan uzaklığını kaydediyor. Ekliyor array'in içine. Burada görebilirsiniz. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şuraya denk geliyor. Bunu ekliyor ve şey yapıyor aslında. Tabi bu da 3 kere mi eklemiş? Ben anlamadım.
Ha, for each demişiz. Aslında şurada da eklememiz lazım. Bakayım bir. Aslında şu an diziyor fakat. Şurada iki kere, şurada üç kere, şurada bir kere eklediğini gördüm. Sanırım döngüye denk geliyor. Şöyle yapabilirim. Sanırım durmadan ekliyor bunu. Anladığım kadarıyla. Şöyle yapabilirim. Dictionary'deki hepsini bir şey yaparım. Konumların uzaklıklarını hesaplarım. Ondan sonra kendi işlemime devam ederim. Bu uzaklık eklemek için. Şimdi ben buraya yazmıştım ya. Bunu. Buraya taşıdım. Şuradaydı. Buraya taşıdım. Çünkü yine aynı şeyler oluyor. Val döngüsü var çünkü burada. Ondan dolayı durmadan distance ekleyip duruyordu. Bunu durmadan ekliyordu while olduğu için. Buraya aldım. Uzaklık değerim diye. Busa sıralıyor. En tersten yapmamız lazım şu anda. En yukarıdaki uzaklık. En uzak uzaklık en yukarıdaydı. Onu şimdi tam tersi yaptım. Meksika en aşağıda olacak. Hop. Ne oldu? Meksika'yı yine yukarıda ama o zaman reverse yapabiliriz. Godot'ta dictionary'yi tersten çevirme kodu yok. Fonksiyon yok. Bunu kendim baştan yazdım. Dictionary'ye giriyorsun ve loop yaparak yeni bir dictionary oluşuyor ve bunu return ediyor. Bunu en son burada kullandım. Biliyorsunuz bu şey yapıyordu. En yükseğe göre ayarlıyordu. Yani en yüksekteki, en uzaktaki en yukarıdaydı. Onu en aşağıya çektim. Şöyle. İşte gördüğünüz gibi en yakındaki Yunanistan. Sonra Almanya. Normalde nasıldı? Şöyleydi. Almanya ilk geliyordu. Yunanistan ortadaydı. Meksika alttaydı. Bunu çevirdik. Ve burada sormuştum işte nasıl dictionary'yi ters çevirisi falan. Bu kadar şimdilik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.